Bu kirli zihniyet, kadın düşmanı politikalarıyla Türkiye ve Kürdistan'da kadınları fiziksel, ekonomik ve psikolojik kıskaca sıkıştırmaya çalışmaktadır. Kadına yönelik şiddet, sokaktan adliyelere teşvik edilen bir suç haline almıştır. Özellikle kolluğun işlediği suçlar adeta ödüllendirmeyle, sırt sıvazlamayla sonuçlanmaktadır. Verilere göre 2024 yılının ilk 6 ayında erkekler tarafından 205 kadın katledilmiştir. 117 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Bu iktidar kadınlar için literatüre şüpheli ölüm kavramını katmıştır. Ancak bizler çok iyi biliyoruz ki şüpheli ölüm yoktur. Bulunmak istenmeyen fail vardır. Erva Raziye Asar, Seher İşler, Songül Budak, Cansu Aslan, Rukiye Yıldırım, Safiye Bıçak, Doğa Keklik, İklim Altınsoy, Pera Balabıyık, Sevgi Koçer, Yusra Binnaz Cimtay, Atiye Bora, Hilal Kar ve Naciye Oturtmak sadece Temmuz ayı içerisinde Türkiye ve Kürdistan'da katledilen ve ismine ulaşabildiğimiz kadınlardan sadece bazılarıdır. İktidarın kadın düşmanı politikaları sonucunda Ahmet'te son 20 günde 3 kadın katledildi. Katledilen kadınlardan Hilal Kar'ın faili Mehmet Demirhan halen tutuklanmamış iken şüpheli şekilde ölü bulunan Naciye Oturtmak'ın evlilik birliği içerisinde sistematik bir şekilde şiddete maruz kaldığı, fail Hekim Oturtmak ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bizler buradan faillerin yakalanması ve tutuklanması için mücadelemizi büyüteceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. İktidarın kadın haklarını ve kazanımlarını hedefi haline getiren 9. yargı paketi iktidar tarafından reform, yenilik algısıyla hayata geçirmek istense de biz kadınlar bu düzenlemelerle haklarımızın ve kazanımlarımızın birer birer bize nasıl koparılmaya çalışıldığını çok iyi biliyoruz. Kadınların uzun süreli hukuk mücadelesi sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen soyadı düzenlenmesi iktidar tarafından tekrar hayata geçirilmek istenmektedir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ataerkil aile dayatmasına karşı derhal AYM kararlarını uygulayın. Bütün bunların yanı sıra içeride ve dışarıda yürütülen savaş politikaları sonucu ülkenin yaşadığı ekonomik kriz en başta kadınları vurmakta. Kadının ekonomik bağımsızlığı elinden alınarak şiddete karşı savunmasız kalması amaçlanmaktadır. Genç işsizlik, özel savaş politikaları, gelecek umudunun olmaması, yani kısaca iktidarın ülkeye dayattığı bu karanlık tablo maalesef en başta intihar oranlarını artırmaktadır. Katledilen kadınların çoğu ve en yakınlarındaki erkekler tarafından katledilmektedirler. Son dönemde ise katledilen kadınların faillerinin madde bağımlısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Madde bağımlılığı çok ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiş olmakla birlikte iktidarın bunlara karşı ciddi oranda bir cesatsızlık politikası da devreye girmektedir. Tüm bunlara karşı mücadele yürüten kadınlar ise sürekli hedef alınmakta, mücadelemiz kriminalize edilmek istenmektedir. Ancak unutulan bir şey vardır ki bu mücadele sırtını jen, jiyan, azadi felsefesine, Kürt kadın mücadelesinin gücüne yaslanmıştır. Bu güç erkek egemen zihniyetin sızmaya çalıştığı her boşluğu mücadele kararlılığıyla dolduracak kudrete sahiptir. Tüm dünyaya mal olan felsefemiz ve kadın mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de onurlu yaşamın öncülüğünü edecektir. Mücadeledeyiz, vazgeçmiyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, cin, cihan, azadi. Cin, cihan, azadi.